Şükran Kaplan'ı geçelim. Kes, kes, gelmiş. Siz hatırlayabilirsiniz. Özcü'nün mikrofonu düşmüş. Ne diyormuş? Evet, tam ben onu diyecektim sana. Yo, o kalabilir, o sıkıntı değil. Şunu nasıl açacağız? Şöyle koyar mısın şimdi? Böyle de durur. Düşmeyecek şimdi. Şöyle. Hı. Tamam. Tamam mıyız? Siz tamam dediğinizde başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Tamam mı? Değerli basın emekçileri, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin heyecanla, umutla beklediği 7. dönem 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini açıkladı. Sizleri de takip ettiği üzere 2024 yılı için ilk 6 ayda %14, ikinci 6 ayda %9 olmak üzere toplamda %23, 2025 yılı içinde ilk 6 ay %6, ikinci 6 ay içinde %5 olarak bir teklif açıklamıştır. KESK olarak şunun altını net bir şekilde çizmek isteriz. Bu masa bu teklifle bir kez daha kamu emekçileri ve emeklileri açısından yok hükmünde kendini ortaya koymuştur. Merkez Bankası'nın 2000 olduğu hedeflenen enflasyon oranlarının dahi çok çok altında olan bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Değerli basın emekçileri, biz teklifimize hazırlar ve kamuoyuyla paylaşırken bu ülkede devam eden yaşanan enflasyonist ortamda hedeflenen enflasyon oranlarındaki maaş artışlarının 12 yıldır tutmadığını, 6 dönem çerçevede zam artışlarıyla kamu emekçileri ve emeklileri için her gün biraz daha yoksulluk, biraz daha sefalet ücretleri anlamına geldiğini defalarca vurguladık. Ayrıca ülkede artık çocukların dahi sokakta yaşayan, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin karşısında inandırıcılığı kalmayan TÜİK rakamlarıyla enflasyon açıklamanın ve bu gerçek olmayan enflasyon oranlarıyla zam yapmanın hiçbir karşılığı olmadığını defalarca söyledik. Buradan hareketle KESK olarak ülkede milyonlarca kamu emekçisinin yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı için başta Temmuz ayında yapılan seyyanen zamın taban aylığa yansıtıldıktan sonra görüşmelere geçilip zam artışının yapılmasının altını defalarca defaatle çizmiş olduk. Değerli basın emekçileri, karşımıza gelen mali teklifin kendisi biraz daha yoksulluktan başka bir şey ifade etmemektedir. Aynı zamanda bu masanın kamu emekçileri ve emeklileri açısından kurulduğunu düşündüğümüzde ve emeklilerin masada bir taraf bir temsiliyeti olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda ne yazık ki Temmuz ayında yapılan %25'lik emekli maaşı zammından 2/3 emekli yararlanamamaktadır. Bakan bugün masada açıkladığı gibi en düşük kamu emeklisinin maaşı 9000 lira gibi asgari ücretin açlık sınırının çok çok altında bir rakamla ölüme mahkum edilmiştir emekliler. Buradan herhangi bir düzenlemenin emekliler lehine çıkmamış olması ayrıca son derece üzücü ve düşündürücüdür. Bir kez daha yoksulluk sınırı baz alınarak yapılacak bir düzenlemenin zam artışının yine bu enflasyonist ortamda 6 aylık hedeflenen dilimler şeklinde değil, 3 aylık yoksulluk sınırı artışı oranında zam ücretlerin düzenlenmesi talebimizi ve bu masadan bugün milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi için koskoca bir hiç çıktığını belirtmek isteriz. Mevcut bu haliyle sosyal haklarımıza dair tek bir cümlenin bile edilmediği bir masa bizler açısından yok hükmündedir. Başta 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme ki hepinizin çok yakından bildiği gibi 2018'den bugüne gündemde olan hükümetin gündeminde olan
çıkarttık, yapıyoruz, yaptık düzenlemesini dediği bir süreçti. Ve bugün kamu emekçilerini mezarda emekliliğe mahkum eden mevcut 3600 ek gösterge düzenlemesi bu 7. dönem toplu sözleşme masasında çözülmeli, bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Yine seçim döneminde vaatlerimden birisi olan hükümetin mülakatın kaldırılarak kamuda liyakata esas dayalı atamanın yapılmasıyla ilgili düzenleme 7. dönem toplu sözleşme masasının en temel çözüm üretmesi gereken sorunlardan biridir. Ekonomik koşulların zorlaştığı bu koşullarda kira, eş ve çocuk yardımının günlük koşullarına olmadığı, kira yardımının yapılmadığı bir toplu sözleşmeyi bizler çok iyi biliyoruz ki kamu emekçileri ve emekleri kabul etmeyecektir. Tüm bunlardan hareketle başta bu taleplerimizin karşılanması 6 dönemdir. Yanlış başlayan sürecin yanlış işletilerek devam ede geldiği bugüne getiren bizi bu sürecin bu toplu sözleşme sistematiğinin değişmesi gerektiğini, grevle tanımlanmış demokratik gerçek bir TİS masasının bütün kamu emekçileri ve emeklileri tarafından ortaya konması gerektiğinin altını çizerek bütün kamuoyuna, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisine sesleniyoruz. Kamuda çalışan, sendikalı olan ve sendikalı olmayan ve diğer bütün konfederasyonlara 6 dönemdir buna istemese de imza atıyoruz dediği halde bugün bu teklifi kabul etmemizi karşımıza getirenlere bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bugün bu masanın gerçek yetki sahibi, gerçek gücü biz olalım ve sözümüzü buradan söyleyelim. Bizler KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması durumunda ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakıyoruz. Buradan bütün herkesi, kamu emekçilerini bu iş bırakmaya, sahip çıkmaya, güç vermeye çağırıyoruz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki birleşerek kazanabiliriz. Bize dayatılan bu yoksulluk, sefalet ücreti düzenine hep birlikte son verebiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum.